Bu videodaki olaylar tamamen tahminidir. Lütfen yorum yaparken bunlara dikkat ediniz. Saygılar. Üçüncü Dünya Savaşı. Dünyanın yıkıcı iki büyük dünya savaşından sonra asla kaldıramayacağı büyük bir felaket. Yakın zamanda İran ile Amerika'nın arasındaki oluşan gerginlikler yeni bir dünya savaşının endişesini yaşattı. Neyse ki taraflar sakinleşti ve bu felaketten kurtulduk. Dünyanın üçüncü bir büyük savaş neden kaldıramayacağını anlatmamız gerekirse, savaşlar artık değişti. Artık savaşlar kara harekatından çok ekonomik ve siber savaşlara döndü. Dünyanın güçlü ülkelerin elinde bulundurduğu nükleer bombalar dünyayı yok etmeye yetecek ve artacak güçte. Bu yüzden nükleerlere sahip ülkelerin dünya siyasetinde her zaman sözleri geçer. Bakın büyük reis Amerika'ya, bir dedim mi kimse üstüne laf söyleyemiyor. Bu güce de nükleer caydırıcılık deniliyor. Konumuza gelirsek, günümüzde kaynak sıkıntıları, yeme içme için kullanılan kaynakların azalması ve bu tip durumlar gerçekleşmeden yeni bir dünya savaşının çıkması ihtimali bir hayli düşük. Yeni bir dünya savaşı çıksa bile yeni nesil savaş taktikleriyle bu savaş sürdürülür. Kısaca, ekonomik savaş, siber savaş, casusluk faaliyetleri, iç karışıklık çıkarma gibi durumlarla savaşılır. Cepheye en son çare gidilir. Yani kısaca, 2000'ler sonrası küresel çaplı bir dünya savaşı senaryosu yapmak, tarihi araştırmak yerine eğlenceye dökmekten başka bir şey değildir dostlar. Eğer bu videoda günümüze geçen bir dünya savaşı bekliyorsanız çok yanlış geldiniz. Çünkü bu videoda Türkiye'nin tüm dünya ülkelerinin yediği bir senaryo gerçekleşmeyecek. İsterseniz şimdi videoya geçelim. 1945 yılında dünyayı kasıp kavuran 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin ardından oluşacak yeni dünya düzenine müttefik devletler karar verecekti. Amerika ve Sovyet İttifakı'nın arasındaki ilk çatlaklar bu sırada kendini göstermişti. İki zıt ideolojiye sahip olan bu iki süper güç arasında büyük bir silahlanma yarışı boy gösterecekti. Dünya ülkeleri çıkarları için bu iki ülkeden birini seçmek durumunda kalacaktı. Refah seviyesi açısından Amerika bloğu çok daha öndeydi. Çünkü totaliter rejim ile yönetilen Sovyetlerin aksine liberal bir biçimde yönetilen Batı bloğu refah seviyesi açısından Doğu bloğuna göre bir hayli öndeydi. Ve ülkelerin hangi tarafa yöneleceği bu durumlardan çok etkileniyordu. Uzun yıllar boyunca iki ülke aralarında teknoloji yarışları yapıyordu. Uzay yarışında da Sovyetler oldukça öndeydi. Ayrıca Batı bloğu Doğu'yu neredeyse kaybetmişti. Doğu komünist rejimler ile doluydu ve tarafları belliydi. Bir taraf seçmede Türkiye'nin başından geçti. Sovyetler, Türkiye'ye bir nota göndererek Erzurum, Muş, Bitlis, Van, Kars'ı ve ayrıca Boğazları Türkiye'den talep ettiler. Türkiye zor bir duruma düştüğünden dolayı Amerika'dan yardım istedi. Amerika, Sovyetlere karşı büyük bir askeri üst olan Türkiye'yi asla geri çevirmeyecekti. Ayrıca Türkiye Kore Savaşı'na asker gönderip bir NATO üyesi olmuştu. Artık Türkiye'nin Sovyet saldırısına karşı bir korunağı vardı. Doğu Berlin'deki Almanlar hala Batı Berlin'e gitmekte özgürdüler. Doğu Almanya'nın aksine Batı Almanya'daki imkanlar çok fazlaydı. Halk yoksul değildi ve refah seviyesi oldukça yüksekti. Bunu fark eden Sovyetler bu duruma bir çözüm getirmesi gerekti ve çözümü Berlin'i ikiye bölen bir duvar çekmekte buldular. Bu duvarın örülmesiyle iki tarafta da sular iyice ısınıyordu. Amerika Türkiye Jüpiter füzelerini dikmişti ve Sovyetleri tehdit ediyordu. Buna misilleme olarak Sovyetler de Küba'ya füzelerini dikti. Tarihte hiç olunmadığı kadar nükleer savaşa yaklaşılmıştı. Amerika, Küba üstüne casus uçaklarını gezdirdi ve Sovyet füze başlıklarının yerlerini tespit etti. Fakat bu füze başlıklarının ateşlenebilmesi için hala eksiklikler vardı. Amerika Başkanı Kennedy, Küba'yı deniz ablukasına aldığını ve Küba'ya demirilecek Sovyet gemilerinin emirlerine uyulmadığı takdirde batırılacağını bildirdi. Sovyet lider Nikita Khrushchev, bu gemilerin tamamen Küba'yı savunmak için gönderilen ekipmanlar olduğunu söyledi ve gemilerin Küba'yı demirleyeceğini bildirdi. Küba'ya doğru yanaşan bir Sovyet denizaltı filosu, Küba'yı ablukaya alan 11 destroyer ile durduruldu ve gemilerin içine aramaları şartı ile Küba'ya demirleyeceğini bildirdi. Günlerdir Moskova ile iletişim kuramayan bu filo, savaş çıktığını düşünüp paniklemeye başladı. Denizaltındaki üst yetkili amiraller, füzenin ateşlenmesi gerektiğini söyledi. Fakat gelen emirlere rağmen, Sovyet amiral Vasily Arkhipov, bu füzelerin ateşlenmesini reddetti. Amiral bu davranışıyla dünyayı bir nükleer savaştan kurtarmıştı. Şimdiki senaryomuzda ise amiral bu füzelerin ateşlenmesini kabul edecek ve dünyada yeni bir küresel savaş başlayacak. Eğer ki 3. Dünya Savaşı çıksaydı ne olurdu? Kapana sıkışan Sovyet denizaltısı füze başlıklarını ateşlemek için hazırlamaya başladı. Üst rütbeli subaylar ateş emri verdi ve füze başlıkları ateşlendi. Amerika, ülke çapında alarmlarını devreye soktu. Ülkedeki birçok bölge tahliye ediliyordu. Olanların üstüne Amerika, Sovyetler Birliği'ne ve Küba'ya resmi olarak savaş ilan etti. Ve NATO üyelerine de savaş ilan etmesi için baskı uyguladı. Ve korkulan gerçekleşmişti. 3. Dünya Savaşı resmen başlamıştı. Sovyetler, Türkiye'ye yerleştirilen Jüpiter füzelerinin farkındaydı. Bundan dolayı ilk hedef olarak Türkiye'yi belirledi. Sovyetler, Türkiye'ye saldırmak için 3 farklı cephe açacaktı. Birinci cephe Kafkas'tı.
Yoğun Sovyet bombardımanı sayesinde Kafkas cephesi denilecek ve denilen noktalardan Sovyet askerleri sarkacaktı. İkinci cephe ise Bulgar cephesiydi. Bu cephe biraz daha sıkıntılıydı. Çünkü Yunanistan da bu sınırları koruyacaktı. Ayrıca bu cepheye takviye yapılması oldukça kolaydı. Eğer ki bu cephe çözülürse zafer kaçınılmaz olacaktı. Üçüncü cephe ise Karadeniz üzerinden yapılacak. Deniz çıkartmalarıyla Karadeniz kıyılarına saldırı gerçekleştirilecekti. Sovyetlerin bu planlar içerisinde en basit olarak gördüğü çıkarmalar ve Kafkas cephesiydi. Türkiye'ye ne kadar hızlı düşerse Sovyetler o kadar rahatlayacaktı. Operasyon başlamıştı. Sovyetler yoğun bombardıman ile Kafkas sınırını vuruyordu. Sınıra yetişen Amerika askerleri sorun çıkartıyordu. Fakat Sovyet hava filosu o kadar güçlüydü ki daha tepedemeden Türk sınırını vuruyorlardı. Ve beklenildiği gibi sınırda boşluklar oluştu. Sovyet askerleri boşluklardan hızlı bir şekilde ilerleyip Kafkas'taki NATO birliklerini çembere alıyordu. Ayrıca Sovyetler deniz çıkarmalarına başlamıştı. Karadeniz sahillerine çıkan ordular hızlı bir biçimde Kafkas ordularını çembere almak için ilerliyordu. Kafkas sınırında ise işler Sovyetlerin istediği gibi devam ediyordu. Sovyetler Suriye sınırına kadar ilerleyebilmişti. NATO devletleri Türkiye işgalinde zar zor dayanıyordu. Sovyetler Birliği çok fazla sayıda askere sahipti ve yıllardır bu savaşa hazırlanıyorlardı. Bulgaristan cephesinde de hareketlilik vardı. Ruslar çok büyük kayıp verseler de sonunda Edirne sınırından inebilmişlerdi. İstanbul tehlike altındaydı. Boğazlar Rus egemenliğine girmek üzereydi. Bu sırada Amerika da yanı başına duran füze tehditlerinden kendilerini arındırmaya çalışıyordu. Küba'ya bir çıkartma harekatı düzenledi ve Küba çok büyük bir bombardımana tutuldu. Yerli halk yeraltı sığınaklarına kaçıp canlarını kurtarmaya çalışıyordu. Ayrıca Küba bu sefer Sovyetlerden destek de alamıyordu. Atlantik'teki NATO filoları Küba'ya bir balığın bile girmesine izin vermiyordu. Yoğun çaba ve saldırı ile Küba sonunda Amerika'nın eline geçmişti. Fakat aynı şekilde Sovyetler de Türkiye saldırılarını güçlendirmişti ve sonunda Türkiye düşürülmüştü. Amerika, Türkiye düşmeden kısa bir süre önce füze başlıklarını Türkiye'den söküp Norveç'e yerleştirmişti. Yani Sovyetler henüz güvende değildi. Türkiye'nin ardından kısa bir sürede Yunanistan'da düşürülmüştü. Ardından hedef Avrupa'ya çevrilmişti. Sovyetler Birliği'nin askeri gücü batılı ülkelere göre oldukça güçlüydü. Çünkü Sovyetler tüm imkanlarıyla bu savaşa hazırlanırken batı ülkeleri çoktan sivil ekonomiye dönmüştü. Savaş patlak verdiğinde ise yıllardır bu savaşa hazırlanan Sovyetlere karşı Batı'nın hiçbir şansı yoktu. Ki öyle de oldu. Sovyetler Batı Almanya'ya saldırmaya başladı. Müthiş bir hava saldırıları gerçekleşiyordu. Şehirler moloz yığınlarına dönüşmüş ve sivil kayıplar arşa ulaşıyordu. Sovyetler güçlü tanklarıyla Batı Almanya'yı deliyordu. Çaresiz savunma yapmaya çalışan batılı güçler bir bir eziliyorlardı. Amerika askerlerini Avrupa'ya getirene kadar Fransa düşebilirdi. Amerika büyük bir ultimatum ile eğer Kızıl Ordu Fransa sınırlarına girerse nükleer silah ateşlenecekti. Sovyetler bu ultimatumu takmayıp Fransa sınırına doğru ilerliyorlardı ve Benelux ülkelerini topraklarına katmaya başladılar. Amerika yeni bir Magnet faciası yaşamadan önce nükleerlerin ateşlenmesine karar kıldı. 1964 yılının sonbaharında Norveç'teki füzeler ateşlendi. Füzeler direkt Kiev'e gidiyordu. Böylece Avrupa'ya giden takviye kesilecek ve Avrupa'daki askerler açlık çekecekti. Ve füzeler Kiev'e düştü. Bomba düştüğü anda 250 bin insanın yaşamına son verdi. Yüz binlerce insan ise radyasyonun etkisiyle hayatını kaybetmişti. Sovyetler ise bu duruma misilleme yapmak için Doğu Almanya'da bulundurduğu nükleer başlıkları Fransız sınırına getirip Paris'i havaya uçurdu. Bu patlama o kadar güçlüydü ki Fransız sınırında bulunan Sovyet askerleri bile bu patlamadan etkilenmişti. Sovyetlerin Paris'i vurmasından sonra sadece bombanın genel etkileriyle kayıp milyonları bulmuştu. Dünyada nükleer felaket başlamıştı. Birçok ülkede yaşayan insan İsviçre'ye kaçmaya başladı. İsviçre bilindiği üzere dünyada nükleer savaşa en iyi hazırlanan ülkelerden biri. Fakat bu hazırlıklar saldırı değil tamamen savunmaya yönelikti. Yeraltı sığınakları ile bu ülke en güvenli ülkelerden biriydi. Fakat çok büyük bir mülteci krizi yaşanıyordu. İsviçre bu mültecilerin çoğunu kabul etmiyordu. Nükleer füze yedikten sonra Fransa tamamıyla teslim olmuş ve ülke genelinde kriz çıkmıştı. Amerika bu duruma delirdi ve ana karısına bulunan nükleer başlıkları Rusya'nın Sibirya bölgesine çevirip fırlattı. İki tarafında gözleri dönmüş, nükleerlerine sarılmış durumdaydı. Artık dünya bir savaşa daha dayanamayacağının etkilerini göstermeye başlamıştı. Atılan bombalar sonrası oluşan kül bulutları tüm dünyayı kaplamaya başlamış ve asit yağmurları yağmaya başlamıştı. Asit yağmurları yüzünden tatlı su kaynakları, ormanlık araziler bir bir zehirlenip soluyordu. Savaşa dönecek olursak, Sovyetler Amerika'nın Sibirya'ya fırlattığı bombadan sonra gözün iyice kan bürüdü ve Londra'yı bir nükleer bomba daha fırlattı. Fransa'da gerçekleşen aynı durum bu sefer İngiltere'de geçerli olacaktı. Atılan her bomba sonrası dünya daha da çöküyordu. Atılan bombalar sonrası oluşan depremler daha da şiddetlenip ölümlere yol açıyordu. Kara savaşlar artık gerçekleşemeyecek seviyeye ulaşmıştı. Radyasyon yüzünden askerler zehirleniyor ve savaşamıyorlardı. Savaş artık sadece bombalar üzerinden dönüyordu ve bu savaş pek fazla uzayacak gibi görünmüyordu. Amerika da artık bu son olmalı deyip Moskova'ya bir bomba gönderdi. Atılan son bomba Kiev'e atılan bombadan çok daha büyük bir zarara yol açtı. Bombanın düşeceğini öğrendikten sonra Sovyetler Moskova'yı boşaltıp hükümeti Stalingrad'a taşımışlardı. Fakat Moskova'da yaşanan kayıp daha öncekilere nazaran çok daha üst seviyelerdeydi.
Sadece bombalar yüzünden yaşanan genel kayıp 10 milyonun üstündeydi. Dünyada oluşan kül bulutlar dünyanın ekolojik dengesini alt üst etti. Amerika kıtasına tut Asya'ya kadar dünyayı çok büyük bir radyasyon ele geçirmişti. Asit yağmurları yüzünden dünya genelinde bir gıda kıtlığı oluştu. İnsanlar açlıktan veya gıda zehirlenmelerine hayatlarını kaybediyorlardı. Başlatılan bu nükleer savaşın sonucu tüm dünyadaki insanları kaplıyordu. Toprak iyice verimsizleşmişti. Kıyamet sonrası filmlerindeki senaryolar teker teker gerçekleşiyordu. İnsanlar sığınaklara yerleşip hayatta kalmaya çalışıyordu. Fakat sonunda, yıllar sonra dünya üzerinde yaşayan insanların %90'ından çoğu, nükleerlerin oluşturduğu radyasyon sebebiyle hayatını kaybetmişti. Bu savaşı kağıt üstünde ne kadar Sovyetler kazansa da, sonuç olarak herkes kaybetmişti. Hayatta kalan insanların gaz maskeleriyle konserve gıdalar arıyor, hayatta kalmaya çalışıyorlardı. Kısaca, kıyamet kopmuştu. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere.